Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren kurumlar var şüphesiz. Ve o kurumların başında bugün sayıları 53 bini bulan muhtarlar da var. 53 bin muhtarın 20 bini bugün köylerde yaşıyor Anadolu'da. 33 bini büyük şehirlerde mahalle muhtarlarını sürdürüyorlar. Haberin Peşinde 2008 aydır işte bu muhtarların sorunlarını ekrana taşımayı sürdürüyor. Tıpkı şimdi konu olacak olduğumuz Niğde Ulukısa'ya varıp Altay köyünde olduğu gibi yanımızda yine 30 Mart 2019'da seçilerek göreve başlayan değerli bir şahsiyet var. Efendim Osman Ünsal, hayırlı olsun. Sağ olun. Nasılsınız Sayın Mutlu? Sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. 30 Mart'ta seçildiniz. Evet. Altay köyü isim de çok güzel. Öztürk. Öztürk. Zaten siz de buraya 1956 yılında değil mi? Evet. Kazakistan'dan gelmişler. Doğu Türkistan. Doğu Türkistan, özür dilerim. Doğu Türkistan'dan gelmişler. Ama adapte oldunuz buraya. Olduk. Nasıl gidiyor hayat burada? Hayatımız çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti şu anda yani bizi bağrında da severek. Kendi yurttaşı gibi. Kendi yurttaşı gibi başının üstünde yer vererek. Şu anda hayatımızı sürdürmekteyiz. Kolay gelsin. Tabii ki başımızın üstünde yeriniz var. Aynı soydan geliyoruz. Evet. Aynı değerlere sahibiz. Efendim şimdi Altay küçük bir köy, böyle söyledim. Nüfusu ne şu an? Şu an nüfusu 116. 116. 116. Siz son 31 Mart'ta seçildiniz. Kaç oy aldınız? 34 oy aldım. 34 oy aldım. 80 oy kullanıldı. 80 seçmen vardı daha doğrusu. 80 seçmenin 60'ı oy kullandı. 30'u aldınız. 34'ünü aldım. 26'sını o bir arkadaşımız, akrabamız aldı. Biz de yani bu seçimlerde kırgınlık, dargınlık, küskünlük olmaz. Bu seçimi biz dostane bir şekilde yapıyoruz. Her dönem iki bir adayı çıkıyor. Köyümüzde. İkisinden biri kazanıyor. Birisi kazanıyor. Evet, evet devam ediyoruz. Ben tabii her köyde olduğu gibi Türkiye'de eksikler var, beklentiler var. Altay köyünün de beklentileri var. Şu an öncelikli ihtiyacınız nedir burada? Eksik gördüğünüz kısımlar neler? Şu anda Altay köyümüzün öncelikli bir altyapısı, parke taşları falan hepsi yapıldı. Kanalizasyonumuz var, elektriğimiz var. Biraz bir yaz aylarında bir içme suyu biraz sorun oluyor. Sorun oluyor. Yetmiyor herhalde. Yetmiyor. Onun haricinde yani bir köyümüzde küçük baş bir hayvancılık yapılıyor. Arazilerimiz var. Bunlar ama arazilerimiz sulu değil, sulu tarıma geçmek istiyoruz. 3 tane bir kuyu açtırdık. Bu havuzumuz var, sulama havuzumuz var. Oradan bayılıyoruz. Bunları şeye, faaliyete geçireceğiz. Harika. Peki efendim şimdi tabii zamanında buradan için bir tren, yani tren yolu var sanıyorum. Bir önceki köyde olduğu gibi, Güney köyünde olduğu gibi, bu tren yolu sizi de olumsuz etkiledi mi?
Tren yolu şu anda yani bir son 2 senedir bizi olumsuz etkiliyor. Bizim köyün arazilerin yaklaşık 4000 dönümü bu demir yolun üst kısmında kalıyor. Bu demir yolun üst kısmında kaldığı için buraya bir geçit istiyoruz. Arazilerimize geçemiyoruz, hayvanlarımızı geçitlemiyoruz. Arazilerimize geçmek için 6 kilometre gidiş, 6 kilometre de geliş, 12 kilometre bir sıkıntımız var. Şu anda yani bir demir yolumuza öncelikli olarak bir, ya bir üst geçit ya bir alt geçit gerekiyor. Gerekiyor. Önemli sorunlarımızdan biri bu. Evet, biz buna dikkat çekeceğiz. Tıpkı sizin gibi mağdur olan diğer Güney Köyü'nde olduğu gibi. Sevgili Osman Usta, şunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii göç veriyor musunuz? Buradan sizden büyük şehirlere göç var mı Altay Köyü'ne? Altay Köyü'ne çok büyük göç var. Köyümüz ilk kuruluşunda 165 haneydi. Şu anda köyde oturan 20 hane civarında var. Göçün büyük sebeplerinden bir tanesi de yani bu lise düzeyine giden öğrencilerin Ulukuşta ilçesinde taşımalı eğitim olmadığı için genelde ailelerin çoğu 35 hanede şu anda Ulukuşlu'ya taşındı. Niğde'ye taşındılar. Onun haricinde köyümüzde bir 15 ilkokul öğrencisi var. Devletimiz bunu yani bir taşımalı eğitimden götürüp getiriyor. Öğlen yemeklerini veriyorlar. İşte cumartesi, pazarda çocuklar tatiller. Buradalar tabii. Buradalar. Sağlık ocağı var mı efendim? Köyümüzde sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı yok. Aile hekimi mi geliyor? Aile hekimi, haftada bir aile hekimi geliyor. Köydeki yani bir yaşlı insanlara, hasta insanlara bir tedavisini yapıyor, ilaçlarını yazıp gidiyor. O yönden, sağlık yönden çok memnunuz. Evet, ve teşekkür ediyoruz. Son soru şu olsun. Tabii bir Kazak Türkü olarak, öyle dediniz değil mi? Evet. Kazak Türkü olarak, biz de Türkiye Türküyüz. Aynı soydan, aynı yerden geliyoruz. Yani Orta Asya'dan gelen köklerimiz aynı, düşüncelerimiz aynı, hedeflerimiz de aynı. Evet. Burada yaşayan, sonra da bu ülkenin vatandaşı olmuş birisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir muhtarı olarak içinde bulunduğu durumu özetle dersen, çünkü çok kritik dönemden geçiyoruz sevgili muhtarım. Yani Türkiye'yle ilgili kaç cümle senden? Türkiye'yle ilgili bir şöyle söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti yani bir hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde yani bir istediğimiz yere bir gidebiliyoruz, gezebiliyoruz, hürüz. Türkiye Cumhuriyeti yani çok güzel bir ülke. Şu anda yani bir birinci sınıf vatandaş olarak tabii ki muhtarsınız, sandıktan çıkıp seçildiniz. Birinci sınıf vatandaş, farkınız yok. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti'nde yani bir Kazak Türk'ü olarak bir ayrımcılık görmüyoruz. Üstelik yani bir ilgi görüyoruz, sevgi görüyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nden. Yani bu köye taşınıp geldiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti bize bir hane başı birer tane ev vermiş. Hane sayısına göre örnek atıyorum, bir aile 5 kişi geldiyse 30'ar dönüm arazi vermiş. Sağ olsun, var olsun yani Türkler. Evet, işte Türklerin, Türk'ün büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Türk hepimizi kastediyorum. Türk milletinin büyüklüğünü tarih kabul etmiş durumda. Evet. Bundan sonra da kabul etmek zorundalar. Zorundalar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Altay'ın o demir yolunun olduğu bölüme ineceğiz. Oradan birkaç görüntü de alacağız. Muhtarımla birlikte buradaki tren yolu engelini aşmak için bu konuyu gündeme taşıyacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Osman Yusar'a. Altay Köyü muhtarıydı, Ulukışlı'ya vardı. Niğde'den seslendik değerli izleyiciler. Haberin oldu Eylül Olmay'ı sürdürürken Türk milletinin büyüklüğü bir kez daha tarihe not düşürmeli diyorum. Saygıyla kalın, görüşmek üzere muhtarım. Evet, Altay Köyü'ndeyiz. Biraz önce muhtar Osman Ünsal'ın ifade ettiği gibi tren yolunun geçtiği alanda arazi yollarının kapatıldığı bölüm burası. Doğru mu muhtar? Evet, doğru. Yani burası. Altay köylülerinin yaklaşık 4000 dönümü aşkın arazimiz var şu yukarı kısımlarda. Buradan biz hiçbir şekilde geçemiyoruz. Şu anda yani burayı tamamen kapattılar. Kapattığı için arazilerimize geçmemiz için 6 kilometre Güney Köyü'ne giderek tekrardan 6 kilometre arazimize geliyoruz.
12 kilometre yol ekstradan yapıp arazilerine gidiyorlar. Oysa buraya bir alt geçit, yani doğrusu alt geçittir çünkü küçükbaş hayvanların geçmesi gerekiyor. Bir alt geçit ihtiyacı var. Alt geçit ihtiyacımız var. Alt geçit ihtiyacı hissediyorlar acilen Altay köylülere efendim.